Figürcünün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet FSD ailesi geçtiğimiz günlerde Instagram'da sorduğumuz hangi figürü inceleyelim anketinin galibi olan Tosera the Comedian figür incelemesiyle karşınızdayım. Sanırım uzun zaman sonra DC'den izlediğim en güzel işti Joker filmi. Öncesinde yine bir sürü yaygara koptu. Bu adam Joker mi olurdu da şöyleydi de böyleydi de. Ama daha sonrasında gördük ki Joaquin abimiz ya da nasıl okunuyor Joaquin, Joaquin, Joaquin abimiz dillere destan bir Joker karakteriyle oyunculuğunu konuşturmuş. Geçirdiği dönüşüm mü dersiniz, karaktere kattığı derinlik mi bilemiyorum ama benim en sevdiğim ikinci Joker haline geldi bu filmin ikincisini, üçüncüsünü gerçekten izlemek için çıldırıyorum. Şimdi bir Batman koleksiyoncusu olarak tabii ki de 16 topladığım için kulağım hep Hot Toys'ta böyle filmlerden önce. Ama aa, benim hatırladığım kadarıyla Hot Toys böyle bir duyuru yapmamıştı. Bununla ilgili ben bir görsel görmedim ya da hatırlamıyorum. Onlar yeni bir şeyler yapana kadar gözümü 4 parti işlere çevirmiştim. Tam da bu noktada sevgili Çatonun figürüne el koydum ayıptır söylemesi Çato merhaba kardeşim. Toys 1 1.6 ölçek Joker figürü lisans sorunları yüzünden tabii ki The Comedian olarak çıkartılmış. Açıkçası ben figürden çok memnunum. İki tane ekstra kafa modellemesiyle üç tane kafa modellemesi var. Artı aksesuarları, standı, background'u her şeyle birlikte gerçekten Sergilemesi çok güzel bir figür. E, ayrıca yine Toysera'nın çıkarsı bir daha Joker var. Onun da ismi yanlış hatırlamıyorsam The Humorist'ti. Evet The Humorist, yani şakacı gibi bir şey. Joker'ın palyanço halini e, yapmışlar. Yine o da gayet kaliteli bir figür. Onu da almak için epey bir bekliyorum. E, ayrıca eğer bir altı topluyorsanız kesinlikle Toysera'nın figürlerine bir bakın derim. Gerçekten çok güzel işleri var. Şimdi lafı Fazla da uzatmadan incelememize geçelim. Şimdi öncelikle Toy Zera Comedian figürünün kutusuna şöyle bir bakalım. Ön kapakta distorted bir font ile yazılmış ve kutunun yanlarına kadar taşmış bir happy face tipografisi var. Kutudan çıkarttığımız zaman karşımıza beyaz bir arka plana sahip üzerinde putona happy face ibareli bir grafik çalışması görüyoruz bu parça aslında bir background özelliği görüyor. Arka tarafını çevirip baktığınızda Murray'nin TV şovunda gözüken perdeyi yapmışlar. İsterseniz figürü bunun önünde sergileyebilirsiniz. Ya da isterseniz beyaz tarafı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Bu kutuyu da çıkarttığınız zaman figürü gördüğünüz gibi burada korunaklı bir şekilde görüyoruz. Geçelim aksesuarlara. Öncelikle iki çift el modellemesi geliyor. Bildiğimiz standart el modellemeleri bunlar. Tabii ki ellerin üzerindeki cilt dokusunda boya işçiliği yapılmış, gayet keyifli. Bir adet revolver geliyor. Diecast olarak tasarlanan silahın göbeği açılabiliyor. Dikkat edin, bu arada bu kaybolma olasılığı yüksek bir parça. Gördüğünüz gibi bir adet standart sigara prop'u geliyor. Bir adet Joker maskesi geliyor. Filmdeki versiyona gayet benzeyen yan tarafları tüylü. Buralara da dikkat edin elinizde kalmasın. Bir adet çiçek buketi geliyor. Bu kıt malzemeden yapılmış gibi. Hiç fena değil. idare eder. Bunun dışında iki adet eklem geliyor. Herhangi bir kırılma kaybolma durumlarında bunu kullanabilirsiniz. Ve son olarak figürün beyzi standart bildiğiniz bir 1.6 base. Belden Tutmalı. Pozlarken gayet işinize yarıyor. Dikdörtgen bir yapısı var ve yerden yukarı doğru kalınlığı var bu sefer. Ve e, gördüğünüz gibi üzerinde de bir kirletmeli boya işçiliği yapılmış figürü sergilerken gayet işinize yarıyor. Her zaman olduğu gibi yine kafa modellemesiyle başlayalım. İş bir film karakterine geldiği zaman kafa modellemesinde benzerlik anlamında başarılı olmak gerçekten çok zor. Hele ki boya ile birlikte zorluk seviyesi daha da zorlaşıyor. Fakat görüyorum ki Toseira 3 farklı kafa modellemesinde de başarılı bir işçilik çıkartmış. En azından ben çok keyif aldım bunu söyleyebilirim. Öncelikle şu an figürü sergilediğim kafa modellemesiyle başlayalım. Sculpt gayet başarılı bana göre. Özellikle saç modellemesine bayıldım. Detaylı bir modellemeye sahip. Boya işçiliği de hiç fena değil. Belki saç rengi bir tık daha yeşile dönüştürülebilirdi. Bu sadece bir fikir. Tabii ki en önemli kısmı yüz makyajı ve yüz benzerliği. Peşinen söyleyeyim daha iyi olabilir miydi? Evet. Peki şu anki hali iyi mi? Evet. Gördüğünüz gibi soft bir uygulama yapılmış. Cilt dokusunu görebiliyorsunuz. Kırmızı kaşlar, göz etrafındaki mavi bölgeler, burnundaki kırmızı dokunuş ve son olarak gülüşü bana göre gayet başarılı olmuş ifadesi de gayet doğru seçilmiş bence. Hafif sırıtan ve dişleri gözüken bu modellemeyi kullanıyorum ben. Şöyle bir eleştiride de bulunabilirim. Özellikle çene yapısı biraz daha sert ve zayıf yapılabilirdi. Mesela M Toys'un Joker'in çene ve yüz modellemesini bir tık daha seviyorum. E, kişisel fikrim tabii ki. Fakat kalan işçilik bence son derece okey. Hemen diğer kafa modellemesine bakalım. Şöyle yan yana koyduğumuzda bu kafa modellemesinin makyajının daha soft olduğunu görüyoruz. E, şu anda benim kullandığım kafa modellemesindeki makyajın biraz daha yoğunlukta olduğunu görüyoruz. E, i̇fade olarak da duran bir psikopatlığı var. Gerçekten sergilerken zaman zaman ben kullanıyorum bu kafa modellemesini ve çok keyifli duruyor. E, pozlarken özellikle fotoğraf çekerken çok keyifli. E gördüğünüz gibi zaten saç modellemesi vesairesi aynı, sadece yüz ifadesi farklı ve makyajı daha soft. Ayrıca gözün altındaki akma efekti de gayet güzel bir işçiliğin ürünü bence. Ve son olarak standart bir kafa modellemesi var. E, karakterimizi makyajsız olarak görüyoruz. Aslına bakarsanız bu kafa modellemesiyle e, ifadeyle de aynı olabilir çünkü makyaj bayağı bir değiştiriyor. E, fakat bunu gündelik kıyafetleri olan versiyonda kullanmak daha keyifli olabilir. Bu figürde beni rahatsız eden bir şey var arkadaşlar. Hemen size bundan bahsedeyim. Genellikle Hot Toys dışındaki 3. parti figür markalarında da sıklıkla gördüğüm bir şey. Neyden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Biraz fazla geniş ve büyük duruyor. E, nasıl desem tam doğru hissiyatını vermiyor. Ama aslında bir yandan da oldukça beğendim. Terzicilik işinde gerçekten hiçbir sorun yok son derece güzel ama bolt hali bir e, tuhaf duruyor karakterimizi düşündüğümüz zaman. Şöyle bir bakalım kırmızı ceketimizin içinde hardal sarısı bir yelek var ve altında da desenli yeşil gömleğiyle filmdeki görümüne oldukça uyan bir tasarım var. Buraya kadar gayet her şey güzel. Kıyafetin dikişleri, küçük düğmeleri ve kumaşın renk tercihleri kesinlikle çok yerinde. Her bir katmanla detaylı bir işçilik çıkartmışlar. Gerçekçilik hissini alabiliyorsunuz çok net bir şekilde. Şunu da söylemem lazım. Kıyafetlerin kumaş kalitesi gerçekten çok iyi. Figürün ceketinin omuz bölümlerinde bir boşluk var. Bakın siz de göreceksiniz ve bu boşluk yüzünden figür daha hacimli duruyor. Sanırım en çok beni rahatsız eden kıyafetlerle ilgili şey bu. Halbuki Joaquin abimizin film için geçirdiği değişimi hepimiz biliyoruz. Gerçekten e, oldukça zayıf bir karakter ama dediğim gibi genel olarak baktığımda e, figürden memnunum. Zaten third party bir marka olarak standart bir body kullanıyorlar. Bu yüzden de hani bundan daha zayıf bir karakter yaratabileceklerini düşünmüyorum. Vitrine koyduğum zaman büyük keyif alıyorum. Alt tarafa baktığımızda Joker'in paltolon işçiliğini görmekteyiz. Onun da kumaşı biraz bol ama bence karakteri güzel tamamlıyor bu sefer. Ayrıca dikiş işlerinin olmamasını da ben beğendim. Toy Seda gerçekten güzel bir dikim kalitesi yakalamış gibi gözükmekte açıkçası. Bu da beni oldukça tatmin etti. Bütün figür için konuşuyorum bu arada. Paltolonun altında da tıpkı filmde olduğu gibi beyaz çorapları yıkıyor abimizin ortalığı. Gelelim ayakkabılara. Gayet detaylı ve kaliteli bir işçiliği var. Modellemesini beğendim. Üstelik renk olarak ve model olarak da filme oldukça uyuyor. Gelelim figürümüzün eklemlerine. Üzerindeki kıyafet yüzünden pozlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz ama bir altı bir figürde olması gereken bütün eklem noktalarına sahip. Kafa modellemesi 360 derece dönüyor. Omuzlardan, dirseklerden ve el bileklerinden bir hareket noktasına sahip. Gördüğünüz gibi belzen biraz döndürebiliyorsunuz. Bacakları belli açılarda açıp kapatabiliyorsunuz. Diz kapakları, ayak bileklerinde de birer eklem noktası var. Son olarak toparlayacak olursak Joker filmini sevdiyseniz, Joker karakterini seviyorsanız ya da Batman evreniyle ilgili bir koleksiyon yapıyorsanız Toys Era'nın bu figürü gerçekten koleksiyona katılacak figürlerden bir tanesi. Ayrıca Toy Sera bu serinin içinde farklı görünümler de çıkardı piyasaya. Bunları da alarak böyle e, keyifli bir sergi oluşturabilirsiniz. Bu anlamda e, tüm Joker severlere öneriyorum. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal mecralarda ve figürcünün bizi takip edebilirsiniz. Son olarak her ay Level dergisindeki köşemizi okuyabilir ve Twitch'teki canlı yayınlarımıza abone olup takip ederek katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.